Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün aman güller de kimisi dökülmüş, kimisi konukladır. Bugün yemeğimizi yine dışarıda yapıyoruz, akşam yemeğimizi. O gün elim yandıydı, yanık yeri patladı. Şu anda çok kötü, daha beter yanıyor. Bugün arkadaşlar kıymamı dolaptan çıkarttım, bitmeyen kıymam tabii ki. Şey yapıyorum. Ne onun adı? Bezelye yemeği pişireceğim arkadaşlar. O gün bezelye aldıydık ya. Millet ondan, diyecek 3 gün evvel kıyma yiyoruz. Ondan arkadaşlar burada havuç var. Patates var. Bezelye var. Onun altına taş koy oğlum. Ya da onu kasaya koy. Soğan var. Burada domates biber salçası var. Ve burada da domates sosu var arkadaşlar. O gün yarısını kullandım, yarısını da saklama kabına koydu. Meysa dolaba koyduydu. Şimdi yemeğimizi yapacağız arkadaşlar. Ateşimizi yaktık. Hem tüpten tasarruf edelim, hem de ateşin yemeği daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben bir tane soğan da doğrayayım arkadaşlar içinde. Daha güzel oluyor, lezzetli oluyor. Semaverimizi yaktık bir yandan. Aman Mustafa, onun ateşleri dışına çıkıyor oğlum. Ateşler içine. Onlar dedikler, onu dedikler. Semaver de gösteriyorum. Semaverimizi de yaktık arkadaşlar. Dedik bari yemek pişene kadar birer çay içek. Eğer şey olursa yemeğimizi de dışarıda yiyek diyorlar. Çocuklar bilmiyor artık nasıl edersek. Anne ben de geleyim. Oğlum adam başı şey götürüyormuş. Senin ne işin var? Ne götürüyormuş? Adam başı götürüyormuş. Ha, sayıya göre götürüyormuş. Şey adam kaydetti mi sizi? He. Ben gideyim Leyla'ya gelelim, bayramlaşayım hem de konuşayım. Ne konuşacağım? Diyeceğim Leyla'ya benimki ne zaman olur? Mesleğim mi de evde? Allah Allah. Şuradan bir yemek kaşığı, biber salçası arkadaşlar, bir yemek kaşığı, domates salçası koyayım ben. İsim vermezsen gülü gülü gülü. O mucuk kalan çıkar bundan sonra. Üç oldu, kolumu ısırıyor. Çöp topluyorum ya tarlada. Para vereyim. Bezelyemizin rengi çok güzel arkadaşlar. Düşünce rengi değişirse bilmiyorum. Bezelyeyi o günü aldım ben. 9 liraya aldıydım. 10 kilo aldım. Güzel temizledim. Dolaba koydum. Çıkarttığım zaman da arkadaşlar nasıl çıkartıyor? Çıkartırken şey yapıyor. Normalde ben önce haşlayıp koyuyordum. Şimdi sadece çiğ koydum. Çıkarttığım zaman bir aşırı şöyle kaynattığım zaman o içindeki çiğliğin kokusu gidiyormuş. Dolap kokusu gidiyormuş yani. Böyle yaptım bu sene, her sene. Şey, geçen sene koyamadım. Az vardı dolapta, çok azdı yani. Bu sene biraz fazla yaptık. Anne. De o dolaba koyayım anne, dedim, iyi olur dedim. Heh. Kimle konuşuyor? Bilmiyorum. Şurada domates sosum var arkadaşlar. Bunu da yazdan yaptım. Domates sosunu geçen biri sormuş, demiş ki nasıl yapıyorsun demiş. Çorbalık olanlar arkadaşlar kabuğunu soyayım ince bir şekilde. Ondan sonra robota atıp robotta çekiyorum ya da blenderla çekiyorum. Daha rahat oluyor böyle yemeklerde falan kullanmak için. Ateş ısırmasın. Ateş ısırmasın derken? Ateş ısırmasın.
Asmalarımızın korukları şey açmış arkadaşlar, bakın domur domur. Yaprağı da soranlar vardı arkadaşlar, bakın yaprağımız ince taze. İsteyenlere gönderiyoruz ama kota doldu, gönderim yapamıyorum şimdi. Bakın yaprağımızın inceliği çok güzel. Buna da koruklar çiçek açacak. Artık koruk tutacak bundan sonra. Ne oldu oğlum? İş bitti herhalde, getirdik. Bari. Tamirat bitti mi? Fazla yakından şey olmaz oğlum. Gülleri göster, gülleri. Güllerimiz güzel açtı. Bir yandan damurcuklanıyor, bir yandan açıyor. Ay, görüküyor ya. Niye görünmesin? Karanlık havadan. Bak. Bura görünmüyor mu damurcuğu? Bak. Karanlık. Karanlık mı gösteriyor? Şamer. Ne yapıyorsunuz kardeş? Yumuşacık arkadaşlar. Burnu güzel. Nereye kaçayım? Gel gel. Gel nereye nereye? Lan nereye? Nereye gittin sen? Arkadaşlar yemeğimiz kaynıyor. Şöyle kapağını kaldıralım bir. Bir karıştıralım. Kapağımızı şöyle kenara alalım. Oh. Elimi yakacağım diye çok korkuyorum. Şöyle telefonu şu elime alayım. Yemeğimizi bir karıştıralım. Rengi şahane. Evet, bu kaynayacak. Daha pişecek arkadaşlar. Bezelyeleri gördüğünüz gibi daha çiğ duruyor. Patates, havuç, bezelye arkadaşlar, kıyma, domates. Ben bir tane de soğan koydum arkadaşlar. Soğan da daha bir güzel lezzet veriyor. Onun için ben bir tane de soğan içine attım arkadaşlar. Şöyle hemen kapağını geri kapatalım. Şu kaşığı şuraya koyalım. Tabii parmağımın yanına da böyle arkadaşlar. Tam bükük yerden yandı. Altında ateş var, şey köz var. Şimdi odun getireceğim arkadaşlar. Odun atacağım içine. Şöyle göstereyim. O odunu atarken Mustafa da bahçeyi süpürdü arkadaşlar. Temizledi şöyle. Yavrucağızım süpürdü. Şimdi oraya oturdu. Telefon kurcalıyor. Vaporlarını da yanına aldı. Şeyi de, pastamızı da buraya getirdik arkadaşlar. Onu kıssan oğlum. Şu bayram çöreği o günkü yaptığımdan getirdim arkadaşlar. Şurada benim işim tabii ki. Çay bardaklarımız. Şu bunun yüzünü değiştireyim ben bir ya. Şöyle çayımızı demledik. Demleniyor. Semaverimiz daha yanıyor. Ağzını kapattım. Şöyle. Bunda içinde köz var.
Ağzını kapattım ben. Şey olmasın diye, soğumasın diye. Böyle ayarladık arkadaşlar. Çayı ve külü rahatlıkla bahçeye dökebilirsiniz arkadaşlar. Çok verimli oluyor. Ben külü şuradan göstereyim size. Şurada sobayı o gün koyduk, yağmur yağdı diye geri şey yaptık. Ben külü arkadaşlar böyle bahçeye döküyorum. Ben bilmiyordum daha önce bahçeye külün verimli olduğunu. Bu külü dökmeden önce annem dedi ki, ne kızım dedi, eğer dedi ateş falan yaktığın zaman dedi, külünü dedi sakın dedi götürüp dökme dedi, çöpe dökme dedi, bahçene dök dedi, hem verimli oluyor dedi, hem de tavuklar dedi ona belendikçe dedi tavukların dedi bitini döküyor dedi. Efendim oğlum, onun için ben şuraya da döktüm, buraya da döktüm arkadaşlar, hem de çok faydalı oluyormuş. Tabi ben bunu sonradan öğrendim. Evet, gülümüz Abdullah domuzcuklar karanlıkta görünmüyor diye şey yapmadan mı? Şöyle. Ama rengi şey açık gözüküyor şeyde, kamerada. Normal biraz daha şu koyu mesela. Ama daha biraz açık gözüküyor. Şöyle. Açanlar da orada. Bu yan taraf boşarsa arkadaşlar. Arkadaşlar bezelyemizi pişirdik. Çok güzel oldu kıvamı. Tüpümüz bitti tabi o sırada. Evet. Şeyi de, pilavı da pişirdik, ona getireyim. Ona oradan kaldı kızım. Bezelyeyi kaldır kızım. Şunu mu? Yok yok, tepsideki bezelyeyi. Bakın bunu da odun ateşinde pişirdim arkadaşlar dışarıda. Tüpümüz bitince maalesef öyle kaldık. Şimdi bunları da katayım. Fırın daha yeni kapanıyor. Saat kaç baba? Saat 8.30. Yoğun bugün, bayramın ikinci günü ya. Bundan sonra sen de mi öyle gelirsin? Lahmacun vardı ya. Hı? Ben izinliyim ya anne. Bundan sonra dedim sen de mi gelirsin hani öyle? Hani yok ya. Bu şimdi bu aralar yoğun olur. Yazın düşer. Bu ete böyle daha zam gelirse. Ama insanlar şimdi ölçü olmadığı için saat ya. Abdullah, Umur'a gittin mi? Başka tip var, başka tip. Umur'a git bir. Nasıl başka tip var? Ufak tip var ya. Tamam, Umur'a gitsin ya, Raşit alır. Ben pahalı da pahalı. Ne? Ama şey, ufak tip, bitik bitik. Tamam, Raşit izleyin. He, Umur'a gitsin bir kendine. Kaçta kapanıyor onlar? 12 falan. 1'e kadar açalım. 1'e kadar. Yaz geldi ya. He. O yüzden. Ha, yazın geç mi kapatıyorlar yani? Görmüyor musun? Eyüp abi 12.30'da geldi dün. Eyüp'ün bakalı Umur gibi mi? Yok. O da... O ayrı. Onlar Urfalı. Diyordum ya. Arap. Dur ona ben bir gideyim. Bir şeyler tembihleyeyim. Ben aram hepsi herkes değil. Abim bir şey alıyor. Tamam diyor, benden olsun. Oğlan mı? Evet. Yok, oğlan değil. Auzubillahimineşşeytanirracim. Ona da borcum var ha. Ya
Ona da borcum var. Sizin de uçan kuşa borcunuz var. Arkadaşlar akşam yemeğimiz böyle pirinç pilavı, bezelye ve salata. Arkadaşlar bugünkü akşam yemeğimiz böyle. Bugünlük videomuz da bu kadar. Kusura bakmayın kısa olursa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.